Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Günaydın hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi beslenme deyince, sindirim sistemi deyince aklımıza hep böyle mide, bağırsaklar geliyor, işte karaciğer geliyor. Fakat boşaltım sisteminden hiç kimse bahsetmiyor. Evet. Oysa ki besinlerle beraber sodyum, potasyum, klorür dediğimiz aslında bir sürü elementler de söz konusu. O yüzden beslenme ile nefroloji çok ilintili bir şey. Bu yüzden böbrek hastalıkları diyelim konumuza, beslenme ile böbrek hastalıklarını konuşacağız aslında. Nedir bu böbrek hastalıkları? Biraz bahseder misiniz? Özellikle ülkemizde nereden bakarsak yaklaşık 50 bine yakın diyaliz hastası var ve diyaliz hastaları aslında beslenme konusunda belki de en hassas olduğumuz bireylerden bazıları. En sıklıkla akut ve kronik böbrek yetmezliği, glomerülonefritler, kistik böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklar genel böbrek hastalıklarının kapsamına girer. Ülkemizde de bahsettiğim gibi yaklaşık 50 bin kişi diyaliz hastası. Dolayısıyla kronik böbrek hastalıkları daha yaygın diyebiliriz. Bunun tabii çeşitli genetik yatkınlıklarla oluşmasının yanı sıra beslenme ve yaşam tarzı da doğrudan etkili diyebiliriz. Özellikle diyaliz alan hastaların nereden bakarsak yarısı çeşitli tansiyon, hipertansiyon rahatsızlıklardan, bir kısmı da tip 2 diyabete bağlı problemlerden kaynaklı böbrek fonksiyonlarını yitirmiş diyebiliriz. Dolayısıyla bugün özellikle diyaliz hastalarının beslenmesi konusunda ne gibi noktalara dikkat etmeleri gerekiyor, biraz onlardan bahsetmek isterim. Hocam. Çok önemli bir konu, çok özür dilerim. Çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz. Hakikaten izleyicilerimize özellikle vermek isterim. Çünkü böbrek rahatsızlığı ya da adayı olan pek çok kişi vardı. Mutlaka yakınlarında bir takım problemi olan kişiler vardı. Bunların beslenme protokolleri hakikaten çok önemli. Uzman bir diyetisyenden böylelikle çok güzel bilgiler almaya devam ediyoruz şu anda. Peki hocam, sizler böbrek hastalarına nasıl bir beslenme tedavisi uyguluyorsunuz? Bir de dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir? Diyaliz alan böbrek hastaları genelde akut veya kronik böbrek yetmezliği çeken hastalar diyebiliriz. Akut böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük ortalama 3000 kaloriye yakın, enerjinin yaklaşık %50-60'ına yakını karbonhidratlardan gelecek bir beslenme modeli benimsiyoruz. Tabii ki bu beslenme modelini oluştururken hastanın diyabeti var mı, buna eşlik eden herhangi bir hipertansiyon durumu var mı, buna da dikkat ediyoruz. Çünkü enerjinin bahsettiğim gibi neredeyse yarısından fazlası karbonhidratlardan gelmesi gerektiği için ve bu hastalarda çeşitli mineral kısıtlamalarına gitmemiz gerektiği için açıkçası diyet programları çok zor oluşturuluyor. Çünkü bu hastalara akide şeker de vermemiz gerekiyor, nişasta bazlı muhallebiler vermemiz gerekiyor, ekmeği beyaz tercih etmemiz gerekiyor gibi birçok kısıtlama söz konusu. Dolayısıyla hastanın da diyabetinin olması işi biraz daha zorlaştıran bir nokta. Tabii yine hastanın burada psikolojik olarak çok fazla yıpranmış olduğu da göz önünde bulundurulduğunda böbrek hastaları dediğim gibi hem bağışıklık fonksiyon açısından hem beslenme durumu açısından en hassas grup diyebiliriz. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda da durum benzer. Akut böbrek yetmezliği olan hastaları bir süre sonra belki taburcu edebilirken kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımız haftanın yaklaşık 3-4 seansına gelmek zorundalar ve her seansın ortalama 2,5-3 saat sürdüğünü en az söyleyecek olursak baktığınızda ciddi bir yaşam kalitesi etkileniyor diyebiliriz. Dolayısıyla yaşam kalitesini daha iyi hale getirmek ve hemodiyalizin daha başarılı geçebilmesi için potasyum, kalsiyum, fosfor, sodyum gibi çeşitli mikro elementlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çeşitli mineralleri kontrol altına almamız gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak bazı besinlerde kısıtlamalara gidiyor. Özellikle meyve ve sebzelerde hastanın aklında kalması açısından sarı turuncu meyve ve sebzelerden uzak durun. İşte sarı meyvelerde daha çok potasyum vardır. Potasyumun fazla olması işte kalp krizine, ani ölümlere neden olabilir, aşırı sıvı birikmelerine neden olabilir gibi uyarılarda bulunuyoruz. Yine özellikle kış aylarında balığın mevsiminin olmasından kaynaklı olarak hastalarda fosfor yükselmeleri kan değerlerinde görülebiliyor. Fosforun da sürekli yüksek seyretmesi özellikle kemik erimesine neden olabiliyor. Kalsiyum fosfor dengesi diyaliz hastalarında bozulmaya çok müsaittir. Dolayısıyla
fosforun kanda fazla olması veya yiyeceklerle fazla tüketilmesi kemik erimesine neden olurken aynı zamanda kalbe oluşturduğu çeşitli yükler neticesinde de kalp krizlerine neden olabilir. Bazı hastalar mesela diyalizde konuştuğumuzda kaşıntıdan problem yaşadıklarını söylerler. Bunu da gözlemsel olarak fosfor yükseldiğinde kaşıntı gerçekleştiğini tetkik etmiş olduk. Bunun dışında özellikle tuz kısıtlaması böbrek hastalarında çok çok önem arz ediyor. Çünkü tuzda yüksek miktarda sodyum var. Kesinlikle bu hastalarımızın tuzsuz beslenmesi gerekiyor. Ve hatta meyve ve sebzelerin tuzu dediğimiz sodyum potasyum dengesinde de sebzelerin iyi bir şekilde haşlanıp suyunun süzülüp ondan sonra herhangi bir baharat eklenmeksizin soğanla, sarımsakla lezzetlendirerek gerekirse ufak yeşillikler eklenerek lezzetli bir sebze yemeği veya çorbalar oluşturulabilir. Dolayısıyla hastalarımızın aslında yaşam kalitesinin iyi olabilmesi için çeşitli kısıtlamalara beslenmede gitmemiz gerekiyor. Peki diyaliz türlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Az önce hemodiyaliz demiştiniz. Evet, periton diyalizi ve hemodiyaliz olarak ikiye ayırabiliriz. Periton diyalizi hastanın belki de sürekli yanında bulundurabileceği bir aparat diye düşünebiliriz. Yine evde bakım veya klinik hizmetler tarafından sağlanan hemodiyalizde de hastanın belli sıklıklarla diyaliz merkezine gelerek cihaza bağlanarak kan yoluyla bu böbrek fonksiyonunun temizlenmesinin sağlanması diyebiliriz. Vücut sıvılarının değiştirilmesi adı da verebiliriz. Bahsettiğiniz bu beslenme, diyaliz hastalarına uyguladığınız beslenme diyeti tedavisinde diyaliz hastaları bu tedaviye uymazsa ya da beslenme diyetine başvurmazlarsa sonuçları nasıl olur? Yani onları olumsuz etkileyecek şeyler oluşur mu? Hı hı. Öncelikle tabii hastalarımızı diyalize almadan önce kilolarının kontrol edilmesi gerekiyor. Genelde 1-1,5 kilo kadar artı farkla gelebilir hastalar. Bu hastalarımızın kilosu neden önemli? Sıvı kısıtlaması yaptığımız için. Özellikle hastaların bir gün önceki idrar çıkışı eğer varsa artı buna ek olarak 500 mililitre kadar günlük sıvı alması önerilir. Yani burada sıvı alımını belirleyen temel şey aslında idrar çıkışıdır. Yine bu hastalarda protein enerji yetersizliğine bağlı malnütrisyonlar veya işte beslenme yetersizlikleri veya anoreksiye çok sık görülebileceği için hastanın kilo takibinin yakından yapılması gerekiyor. Çünkü verilecek tedavi de yine hastanın ağırlığına göre değişiklik gösteriyor. Besin kısıtlamaları genelde fosfor içeriği yüksek gıdalar, potasyumu yüksek gıdalar, sodyum yüksek gıdalar gibi söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii tuzlu besinler. Tuz da yine büyük bir miktarda sodyum kaynağı. Dolayısıyla turşu gibi konserve gıdalar, fermente edilmiş ve tuz oranı yüksek ürünler, sodyumu yüksek olan paketli gıdalar bizim için problemli. Yine fast food gibi ürünleri kısıtlıyoruz. Asitli gazlı içecekleri, kahveyi, maden suyunu bu hastalarda kısıtlıyoruz. Yine tabii kısıtlamalar hastanın idrar çıkışına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Aynı zamanda kuru yemişler, yüksek fosfor ve potasyum içeriğine sahip olan meyve ve sebzeler, yine kurutulmuş sebzeler, kuru meyveler. Aynı zamanda bazı hastalar bazı besinleri daha fazla tükettiklerinde özellikle yazın meyvelerin çok tüketilmesi potasyum miktarlarını, potasyum çıkışlarını artırabiliyor. Dolayısıyla bu da yine kalbe bir yük oluşturacağı için, aynı zamanda vücutta sıvı birikmesini artıracağı için ciddi bir problem. Aslında böbrek rahatsızlıklarını genel özetleyecek olursak kemik sağlığı burada çok çok önem arz ediyor. Yine aynı şekilde kalp ve damar sağlığı ve yine sık sık diyalize girmeleri gerektiği için bağışıklık fonksiyonunu da desteklememiz gerekiyor. Onlara hazırlanan diyet programlarına ve kısıtlamalara besin özelinde dikkat ederlerse ve hastalıklarını kabullenerek yaşarlarsa yaşam kaliteleri daha da artmış olacaktır. Bir de bu böbrek rahatsızlıkları içerisinde şimdi yetmezlikler bir tarafa, bir de transplant olmuş kişiler var. Evet. Yani böbrek nakli yapılmış kişiler. Böbrek nakli yapılmış kişilerin de mutlaka beslenmeleriyle ilgili bir takım problemler olabiliyor. Biraz da bundan bahseder misiniz? Çünkü ülkemizde böbrek transplantı artık çok sık yapılan bir operasyon. Bu tip hastaların da mutlaka beslenme uzmanının fikirlerine ihtiyacı var. Bu tarz hastalar da yine transplant edilen böbrekten dolayı düzenli bir ilaç kullanımına
sahipler. Dolayısıyla kendilerine özel belirlenen bir beslenme programının dışına çıkmamaları, hekimin kontrolünü aksatmamaları önemli. Yine bu tarz hastalar eğer çevremizde ya da yakınlarımızda varsa onların yanına yine giderken bağışıklıkların düşmemesi için kendi sağlık durumumuzu da düşünerek hani onları hasta etmeyecek bir şekilde gitmemiz lazım. Çünkü bu hasta grubu gerçekten hassaslar. Ve yine transplant edilen böbreklerde de çeşitli besin kısıtlamalarına bazen gidilebiliyor. Yine burada da hekimin öngörüsü önemli. Sıvı alımları yine doktor evet eskisi kadar su içebilirsin veya işte çay kahve serbest dediği müddetçe hekimin önerisi doğrultusunda serbest ama onun dışında yine gerekli kısıtlamalara devam edilmesi gerekebilir. Birçok insan organ bekliyor aslında. Birçok insanda doku uyuşmazlığı da karşımıza çıkıyor. O yüzden organ bağışı ve nakli de burada büyük önem arz ediyor. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz. Çok önemli ve özel konu için yani hakikaten çok önemliydi. Bu tip problem olan çok insan var ülkemizde. Maalesef. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun'uydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.